Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Öncelikle kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdi güzel bir destek paketi daha var. Ee, ve ben her zaman söylüyorum, daha iyileri gelecek, daha güzelleri gelecek. Ben bunun inancındayım. Ee, bugün zaten bir video yayınladık. Vatandaşlara e, kira desteğinin nasıl verildiğini, e-devlet üzerinden nasıl başvurulduğunun videosunu paylaştık arkadaşlar. Şimdi tekrar esnaf kardeşlerimize bir yeni kredi açıldı. Bu kredinin ne olduğunu size anlatıyorum. Çünkü bazıları bilmiyor ne olduğunu. Öncelikle kararı ben bir okuyayım. Ondan sonra size özetini anlatayım. Yani ne yapmanız gerektiğini de anlatacağım size. Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi esnaf ve sanatkarların kredi kullandırılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 4603 sayılı kanunun 3. maddesiyle 5770 şey 5570 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız 28 Aralık 2020'de bunun kararını veriyor. Kapsamını ben kısaca size geçiyorum arkadaşlar ve sonra anlayacağınız şekilde hani biraz teferruatlı olduğu için bazı arkadaşlarımız anlamayabilir. Ben onun özetini çıkardım. Size şimdi anlatacağım. Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla önceki yıllarda alınan kararlar kapsamında Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup bakiyesi 2021 yılında devreden kredileriyle 1-1-2020, 31-12-2020 tarihleri arasında, yani e, 2021 yılında bankacılık usul ve esaslar çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kredi Kooperatifleri Birlikleri Merkez e, Birliği'ne bağlı bölge birliklerine ortak ve ESKK kefaletiyle veya ESKK kefaleti olmaksızın bankaca doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak kredilere 2021 yılı arasında 2021 tarihinde yani bir yıl içinde geçerli olmak üzere 3. maddede belirlenen faiz indirimi uygulanacak diyor. Şimdi 3. maddeyi ben size söylüyorum. Öncesinde e, ikinci madde yok ben size. Bankanın bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları yani bankanın gelir kaybı kredilerin faiz tavuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranları ile esnaf ve sanatkarlara uygulanan indirimli faiz oranları esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıplarını, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca karşılanır. Yani bu yapılan size faiz indirimi, Maliye Bakanlığımızdan yani devletimizden karşılanacak. Banka bu kararın uygulanması sürecinde belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakta yükümlüdür. Banka bu karar ile önceki yıllara ait kararlar kapsamında kullandırılan krediler ilişkin bilgileri ve vade taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarının e, projeksiyon yapılabilmesi için teminen aylık olarak bakanlığa iletir. Yani herhangi bu, bu durumları bakanlığa iletecek. Ödemeler bankanın bu karar ve daha önceki yıllara ait kararlar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade, taksit ve adesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay e, kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarını ve yılın kalan aylarına ilişkin aylık projeksiyonlarını bakanlıkça bildirilen formatta iletmesine müteabık bakanlıkça gerçekleştirilir. Şimdi faiz oranına bakalım. Bu karar kapsamında 2021 yılında kullandırılacak olan kredilerle önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılında devredilen kredilere ikinci, 3., dördüncü ve 5. fıklara kapsamında kullandırılan krediler hariç olmak üzere %50 indirim oranı uygulanır. Yüzde %50 faiz indirimi. Devam ediyoruz. Ee, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 9. maddesinde belirtilen geleneksel kültür, kültür kültürel sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüzü tutan meslek kollarında el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işlemleri, kaşıkçılık buna benzer tarzdaki e, iş yerlerine %100 faiz indirimi uygulanır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani 100 tutmaya kalmış iş yerleri bunlardan %100 faiz indirimi alacak arkadaşlar. Peki hemen özetini geçiyorum size. Ne yapmanız gerekiyor? Esnaf kardeşim ben edinle. Ben edinle kardeşim. Bir daha şunu şu faiz indirimi %100 faiz indirimi var. %50 faiz indirimi var. Bak %50 faiz, indirimi Bak, %50 faiz indirimini herkese veriyorlar. Ne yapman gerektiğini söylüyorum. Esnaf kefalete üye de olsan, üye de olmasan o esnaf kefalete hemen gidiyorsun. Önce onu sana söylüyorum. Esnaf kefalete başvuru yapacaksın. Bankaya değil, direkt esnaf kefalete başvuru yapacaksın. %50 faiz indirimli krediye herkes başvurabilecek. %50 indirimli krediye herkes başvurabilecek. Ee, burada kısas nokta 25 bin destek paketi almışlardı biliyorsunuz. 25 bin kredi almışlardı. O 25 bin kredi alanlar o borcu kapatmadan buna başvuramıyor arkadaşlar. Diğer yönden esnaf kefalet onay için bankaya yönlendirir. Bu 25 bin alan kardeşlerime şunu da söylemek istiyorum. bunu esnaf kefalete gidip tekrar bir konuşur musunuz bunu? Bunu tekrar bir deneyin arkadaşlar. Esnaf kefalet onay için bankaya yönlendirir. Sen esnaf kefalete başvuru yaptığında senin başvurunu eğer olumlu görürlerse bankaya yönlendirecek. Banka istihbarata girecek. Burada e, banka sicil kontrolü yapacak. Evet sicil kontrolü yapacak. Gerekirse bir kefir isteyecek. Veya bunlarla ilgili bir şey isteyecek. Bilginiz olsun. E, kooperatifin grubuna göre limitler değişiyor arkadaşlar. En fazla 225 bin TL'ye kadar limit açılıyor. Bilginiz olsun. E, burada önemli olan konulardan bir tanesi de Esnaf ve sanatkarlara makina, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri ve ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30.000 TL'ye kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021 yılına devir eden krediler için %100 faiz indirimi uygulanır arkadaşlar. Yani makina, ekipman, demirbaş alımlarında %100 faiz indirimi olacak küçük ve orta ölçekli işletmeler geliştirme ve destekleme başkanlığı Koskep tarafından sağlanan hibe ve faizsiz destekten gelen hariç olmak üzere Koskep uygulamanı girişimlik eğitimini bitiren başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan bu pek bir işe yaramıyor. Onu ben yani yarayan insanlar vardır da ben kendi takipçimin kitleme göre konuşuyorum burada. Ee, bu kararda belirtilen esaslar dışında söz konusu kredi kullandırımlarında bankanın usul ve esasları uygulanır. Bakanlık gerektiğinde bu kararın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu konuda e, titiz davranıyor. E, bu karar 1. 1. 2021 tarihinde yürürlüğe girer. Yani ayın birinde 2021'in ayın birinde yürürlüğe girecek. Bu karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütür diyor arkadaşlar. E, hep imzayla uğurlu olsun. Yeni destek paketleri esnaflara geliyor. Ama sanmayın ki normal vatandaşlarımıza gelmeyecek ben asla inanmıyorum. Kesinlikle gelecek kardeşim. Kesinlikle gelecek. Ben bunun inancındayım. İnanıyorum ya. Umuttur kardeşim. Ya bir şeyler duyuyoruz. uğraşıyoruz. İnşallah gelecektir. İnşallah ben buna inanıyorum. Devletimiz boş değil arkadaşlar. Yani uğraşıyor ya. Uğraşıyor. Şimdi bunu bile polemik haline getirdiler. Yok ben sicilim bozuk da yok öyle de. Ya kardeşim işte bankayı da her zaman aynı kredileri vermek zorunda değil kardeşim yani. Ama şunu bir başvurusunu yap. Bak esnaf kefalete girip bir konuş. Gerekirse esnaf kefaleti başkanıyla görüş, müdürüyle görüş. Bana kredi lazım. Bulabilirsen kefil bul, bir ipotekli bir şey bul. Yani bir şekilde bul. 225 bin TL'ye kadar sana kredi verebiliyor arkadaşım. Değerli esnaf abim. Ee, bunu da Cumhurbaşkanlığımız çıkardı. Ee, tekrar söylemem gerekirse e, sicil lafı dilekçesi devam ediyor. E, önemli olan konu 12. ayın 31'inden sonra başvuruların daha da yoğun olacağını ve onayların daha da çok olacağını tahmin ediyorum. Çünkü güzel bir bilgi aldım. O bilgiyi de ayın birinde... hepinize anlatacağım inşallah. Şimdilik dilekçe yazmaya devam edin arkadaşlar. Önemli olan dilekçelerinizi göndermek. Sicil lafı Banka'da 7226 sayılı kanun 48'de ikinci maddesini. Haklarınızı bilin, öğrenin arkadaşlar ve gidin başvurunuzu yapın. İlla benden dilekçe de alın demiyorum ha. Gidin kendiniz yapın kardeşim gerekirse. Ama bu hakkınızı unutmayın. Bizim yazdığımız dilekçede teferruat var. Neler var şunun içinde. O yüzden e, o haklarınızı bilin. Ayın birinde bu kredisi red gelen arkadaşlarımız var ya. Mesela 1400 tane dilekçe yazmışız. 817 kişi onaylanmış. Kalanı işte belli bir nedenlerden dolayı red gelmiş. Onlara sesleniyorum. Biraz beni bekle. Ayın birini bekle kardeşim. Seninle ilgili güzel bir şey yapacağım. Güzel bir şey yapacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da benim düğmem. Bununla kapatıyorum artık.